Siz hiç çirkin ördek yavrusu masalını duydunuz mu? Yumurtalar birer birer kırılır ve minik ördekler hayata gözlerini açar. Fakat yumurtalardan bir tanesi çatlamamıştır. Ve anne ördek diğer minik yavrularla birlikte merakla bu yumurtanın başında bekler. Ve derken yumurta kırılır ve içinden bir yavru ördek çıkar. Fakat bu ördek diğer yavrulardan son derece farklıdır. Rengiyle, görüntüsüyle, her şeyiyle o çok farklı bir ördek yavrusudur. Diğer minik yavruların deyimiyle o çirkin bir ördek yavrusudur. Anne bu duruma çok şaşırır. Fakat yapabileceği bir şey yoktur. Diğer yavruları gibi değildir bu yeni yavru. Minik ördekler onu çirkin bir ördek olduğu için sürekli olarak dışlar. Oyun oynarken onun kendilerine katılmasına izin vermezler. Yavru ilk başta buna çok fazla üzülmese de zamanla sürekli dışlanma hissi onu yalnızlaştırır, mutsuz ve içine kapanık bir ördeğe dönüştürür. Artık günün birinde bu durum dayanılmaz bir hal almaya başlar ve çiftlikten uzaklaşarak kendi yalnızlığıyla birlikte yeni yerler keşfetmek üzere bir yolculuğa çıkar. Bir nehrin kenarından geçerken muhteşem kanatlarıyla ve tüyleriyle harika bir kuğu görür ve onun ne kadar mükemmel olduğunu için için kendi çirkinliğiyle kıyaslayarak düşünmeye başlar. Onun gibi olmak ister. Fakat o bir çirkin ördek yavrusudur. Yürümeye, uzak yerler keşfetmeye devam eder. Tüm bunlar olurken ördek yavrusu kendi iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkmışken bu esnada mevsimler değişmeye başlar ve sert bir kış onu karşılar. Soğukta tek başına ne yapacağını bilemez bir haldeyken onu üşümüş bir halde bulan bir hayvansever alır ve ceketiyle onu sarıp sarmalar. Evinde onu misafir eder ve kış bitinceye kadar ona arkadaşlık eder. Bu esnada ördek yavrusu büyümüştür ve ilkbaharla birlikte artık dışarıya çıkar ve özgürlüğünü yeniden keşfetmek üzere yola koyulur. Ve bir suyun kenarına geldiğinde, su içmek üzere eğildiğinde sudan yansıyan görüntüyle bir anda irkilmeye başlar. Karşısında bir kuğu belirir. Fakat hareket ettikçe, kanatlarını açtıkça, kafasını sağa sola çevirdikçe aslında hareket eden bu kuğunun kendisi olduğunu fark eder. O aslında bir ördek yavrusu değil, bembeyaz, güzeller güzeli, harika bir kuğudur. Tıpkı kendisini çirkin bir ördek yavrusu gibi gören bu kuğu gibi bizler de kendimizi aslında olmadığımız biriymiş gibi görme eğilimi taşırız. Bunu bazen bize insanlar sözleriyle, davranışlarıyla ya da yaşadığımız deneyimlerle yansıtır. Bazen de biz buna kendi kendimize karar verir ve içselleştiririz. Etrafımızda olup bitenlere bakar ve gördüklerimizle sınırladığımız bir dünyanın içerisine kendimizi hapsederiz. Bize dayatılan fikirlere ya da bizim kendi kendimize oluşturduğumuz o sınırlı düşünce girdaplarına kendimizi bir anda bırakıveririz. Sonunda kendini doğrulayan bir kehanete dönüşür düşüncelerimiz. Ve biz aslında olmadığımız birine dönüştüğümüzde kendimize olan güvenimizi de kaybedebiliriz. Kaybettiğimiz yalnızca kendimize olan güven duygumuz değildir. Aslında neler yapabileceğimize dair hayallerimizi de kaybetmeye başlarız. Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez ve bu nedenle biz uçabilmek için önce kanatlarımız olduğuna inanmak zorundayız. Kendimizi başka insanlarla kıyaslar ve bu kıyaslama sonrasında kendimize olan güvenimizi kaybedebiliriz.
Tıpkı çirkin ördek yavrusu gibi kendimizi diğerleriyle kıyaslayarak kendimizdeki farklı olan özelliklerimizi bir ayrıcalık gibi görmek yerine bunu bir lanete çevirebiliriz. Her birimizin parmak izinin bile birbirinden farklı olduğu gerçeğini unutur ve adeta başka insanların birer kopyası olma eğilimi gösteririz bazen. Kimi zaman yaptıklarımızla, elde ettiğimiz sonuçlarla kendimizi, özgüvenimizi kaybedecek bir noktaya taşırız. Kimi zaman da yapmadıklarımızla. Bazen kendimizi öylesine yargılar, öylesine yerden yere vururuz ki içimizde neler saklı olduğunu hatırlamamız bile çok mümkün olmaz böyle anlarda. Bir yanlışı sürekli tekrar tekrar görüyor olmak, duyuyor olmak onun doğru olduğu ya da bizim gerçeğimiz olduğu anlamına da gelmez her zaman. Her zaman yapabileceğimiz bir şeyler vardır. Bazen kabullenmek, bazen değiştirmek, bazen hareket etmek, bazen beklemeyi bilmek. Fakat kendini çaresiz hissetmek ya da bize dayatılanlara boyun eğmek bizi tıpkı bu masaldaki gibi bir çirkin ördek yavrusuna dönüştürebilir. Fakat çirkin ördek yavrusu artık yeni yerler keşfetmek ve başka bir dünyaya doğru yürümek üzere harekete geçer. Ve bu yolculukta bir şeyleri fark etmesi gerekir. Her yolculuk kendi içimizde saklı hazineleri bulabilmek için bir fırsattır. Yola çıkmayı öğrendiğimiz sürece yol açılacaktır. Farklılıklarımızı bir noksanlık gibi değil, bir ayrıcalık gibi görmeye başladığımızda hepimizin içimizde başka başka potansiyel güçler taşıdığını fark edeceğiz. Hiçbirimiz bir diğerinden daha üstün ya da daha değersiz olmadığını fark ettiğinde işte çirkin ördek yavrusu içindeki kuğuyla barışmış olacak. Kanatlarını açıp uçabilmek için öncelikle bir kanadının olduğunu fark etmeli insan. Ve bizim kanatlarımız, hayallerimiz, düşlerimiz, hedeflerimiz, eylemlerimiz ve planlarımız olmalı. Kendine güven duyabilmek aslında tıpkı yavru ördeğin yaptığı gibi sudan yansıyan görüntümüze bakıp kim olduğumuzu görmekle mümkün. Şu ana kadar başaramadığımız şeylere odaklanmak yerine bundan sonra neler yapabileceğimizi düşünebiliriz örneğin. Yeni yerler keşfedebilmek için şu an bulunduğumuz yerden uzaklaşabiliriz. Tıpkı ördek yavrusunun çiftliğin sınırlarının dışına çıktığı gibi. Aslında bu hayatta tek bir çirkin ördek bile yoktur. Sadece ördekler vardır. Sadece kargalar vardır. Sadece güvercinler vardır. Kuğular vardır. Serçeler vardır. Ve hepsi de özel, eşsiz ve biriciktir. Serçe kartal gibi olmaya çalıştığında ya da kartal kendini leylek sandığında ya da biz kendimizi olmadığımız biri gibi sanmaya başladığımızda işte o zaman bir çirkin ördek yavrusuna dönüşeceğiz. Fakat her masal güzel biter. Tıpkı çirkin ördek yavrusunun içinde saklı o eşsiz güzellikteki bembeyaz kuğuyu fark ettiği gibi belki bizler de aynadan kendi yansımamızı gördüğümüzde şöyle bir içimize dönüp kendimize baktığımızda neler neler fark edeceğiz kim bilir. İçimizde bir yerlerde saklı bir şeyler var. Ve bunu fark edebilmek için bazen bir çirkin ördek yavrusu gibi hissetmemiz gerekebilir. Bazı durumlarda kendimizi dışlanmış, bazı durumlarda anlaşılmamış, bazen kendimizi tamamen yalnızlaşmış hissedebiliriz. Fakat tüm bunlar bizim kendi içsel yolculuğumuz için harekete geçme sinyali de olabilir. Belki de bütün olumsuz hatıralarımızın olduğu o çiftliğin dışına doğru çıkacağız, yeni yerler keşfedeceğiz, sudan yansıyan görüntümüze bakacağız ve içimizde başka neler olduğunu fark etmeye başlayacağız. İşte o zaman masal değişecek. O halde artık kendi masalımızı, kendimize kendi cümlelerimizle kurduğumuz ya da bize öğretilen ya da dayatılan masalı değiştirme vakti gelmiştir belki.